Herkese merhaba değerli takipçilerimiz, yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Bu videomuzda birkaç farklı kart göstereceğiz. Birkaç tane kartın arızasını bulacağız. Tamiri mümkün olanların tamirini yapacağız. Tamiri mümkün olmayanların da arıza tespitinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. İlk olarak önümüzdeki kart bir koşu bandına ait kontrol kartı. Burada bir tane büyükçe parçamız bulunuyor. Bunları da bu arada buradan söktüm. Test etmek amaçlı yerlerine koydum geçici olarak. Burada bir tane IGBT transistörümüz var. IGBT transistörümüz buradaki mikrokontrolcüden gelen komutlar neticesinde PWM şeklinde motorumuza, artık motorumuz kaç voltla çalışıyorsa, 200-300 volt hangi DC voltaj aralığında çalışıyorsa, uygun voltaj aralığında pulse şeklinde sinyaller göndererek motorumuzun düşük devirlerde tam güçte çalışmasını sağlıyor. Eğer bu şekilde bir modülün çıkışından burada motor gerilimini ölçecek olursanız, multimetreniz çok yüksek frekanslardaki voltajı 300 volt olarak göstermeyecektir. Anahtarlanmış olarak göstermeyecektir. Onun yerine voltajın 30 volt, 40 volt, 50 volt, artık motorun hızını arttırdıkça 80, 100, 200 volt civarına doğru çıktığını gösterecektir. Fakat burada aslında olan voltajın o şekilde sınırlanması değil. Voltajı o şekilde sınırlarsanız buradaki motoru yük altında değilken döndürebilirsiniz. Fakat bunun üzerine bir insan çıktı ve yürümeye başladığı zaman bu motor yüke bineceği için bu motoru hiçbir şekilde hareket ettiremezsiniz. Bu şekilde pulse şeklindeki sinyallerle 300 voltu belirli aralıklarla aç kapa şeklinde göndererek motoru hem düşük devirde hem de tam güçte çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki IGBT o işe yaramakta. Devamında büyükçe bir tane diyot görüyoruz aynı kılıfta. Bunun içinde de 2 adet diyot var. Kartın arka tarafına baktığımız zaman burada diyotumuzun birer taraflarının ortak orta bacağının da iki diyotun birleşim noktası olduğunu görüyoruz. Tam şu kısımda motorumuza giden artı ve eksi hatları var. Motor bileceğiniz üzere bir indüktif yüktür arkadaşlar ve indüktif yüke bu şekilde pulse şeklinde sinyaller gönderdiğiniz zaman yüksek voltajlı bir geri dönüş indüktif yük karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Voltajlar, yüksek voltajlar karşınıza çıkacaktır ve sürekli olarak tekrarlanacağı için buradaki anahtarlama ekipmanı zarar görecektir. Bu anahtarlama ekipmanın zarar görmesini engellemek adına gördüğünüz gibi motorun artı ve eksi hatları arasına bir diyot bağlanmış. Motorumuzun M artı bacağı buradaki diyotumuzun tam karşı yönüne çizgili tarafına geliyor. M eksi bacağı da burada diyotumuzun çizgisiz tarafına geliyor. 2 adet diyotumuz var bu arada. Bunlar çizgisiz taraflarda gördüğünüz gibi PCB üzerinde birleştirilmiş. Buralara geliyor. Motora pulse şeklinde voltaj uygulandığı zaman diyotumuz ters yönde kalacağı için herhangi bir akım geçişine izin vermiyor. Fakat pulse gerilimi sıfıra çekildiği anda motorun bobininin oluşturmuş olduğu indüktif gerilim buradaki diyotumuz tarafından sönümleniyor. Burada büyük kılıflı bir diyot kullanılmasının sebebi de ciddi manada bir ters yönde indüktif gerilime maruz kalması kartımızın, yani buradaki IGBT'yi korumak adına burada bir diyot kullanılmış. Arızasını da hemen kısaca göstermek istiyorum. Ölçü aletini şu şekilde diyot moduna aldım. Diyot modunda IGBT'mi zaten yerinden sökmüştüm. Şöyle ölçmek istiyorum. Gate'inden hiçbir şekilde kısa devre almamanız gerekir ve baktığım zaman sıfır değerini gösteriyor. Bu zaten doğrudan bir IGBT'nin hasarlı olduğunu size gösterir. Ters yönde de baktığımız zaman yine sıfır değerini gösteriyor. Şöyle buzzer modunu alalım. Bütün bacaklar birbirine kısa devre değeri gösteriyor arkadaşlar. Kaldı ki zaten gate'in direğin ve direğin yok artık burada. Gate'in kolektör ve emitter bacaklarına kısa devre olması demek bu IGBT'nin hasarlı olduğu anlamına gelir. Bu parçanın değişmesi gerekir. Hemen burada bir tane diyotumuz var. Diyotumuzun da yönünü göstermek istiyorum. Küçük kameraya geçelim. Diyotun üzerine baktığımız zaman 2 adet diyotun kılıf içinde nasıl yer aldığını şema şeklinde de göstermişler. Hemen ölçümümüzü yapalım. Ölçü aletini diyot moduna aldım. Diyotumuzun da hasar görmüş olma ihtimali var. Ölçtüğüm zaman gördüğünüz gibi burada da sıfır değerini alıyorum. Burada normalde bir diyotumuz var. Diyotumuz kısa devreye düşmüş. Diğer taraftan da baktığımız zaman 448 değerini alıyoruz. Bu da sağda yer alan diyotumuzun
kısa devreye düştüğünü gösteriyor. Şöyle buzzer modunda da bakalım. Buradaki diyotumuz, kılıf içerisinde yer alan diyotumuz kısa devreye düşmüş. Diğer diyotumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Göstermesi gereken bir değer gösteriyor. Fakat burada tek bir diyot tek başına iş yapamaz arkadaşlar. Dediğim gibi ciddi bir indüktif gerilimle haşır neşir oluyor. Bunu sürekli olarak sönümlemesi gerekir. Sönümleme esnasında da buradaki diyotumuz ısınacaktır. Bunun da tekrardan aynı kılıfta aynı güçte bir double diyotla değiştirilmesi gerekir. Peki abi bu karta neden müdahale etmiyorsun? AC bitimizin gate ve emitteri arasında bir tane zener diyotumuz var. Burası sürülme bacağı arkadaşlar, gate'imizin bağlandığı bacak ve devam ettiğimiz zaman burada bir direnç network'üne giriyor. Burada dirençlerimizden geçtikten sonra bakın burada bir tane direncimizin üzerinde bir yanık söz konusu. Devam ediyoruz, yine burada anahtarlama devresini, bu sürücü ağını görüyoruz. Belirli aralıklarla pas sinyali burada oluşturuluyor. Yine sürücü ağında yer alan bir başka direncimin de üzerinin komple yandığını görebiliyorum. Bu da demektir ki burada IGBT'miz üzerinde kolektöründe yer alan 300 voltluk gerilim tabii ki gate ile kısa devre olduğu için gate tarafına da ulaşmış ve buradaki iki direncimize hasar vermiş. Buradaki zener diyota hasar vermemiş. Ona çok şaşırdım. Şu şekilde ölçmek istiyorum. Zener diyotumda herhangi bir kısa devre değeri yok arkadaşlar. Şu şekilde de bakıyorum, herhangi bir kısa devre değeri göstermiyor. Fakat buradaki dirençlerimiz yakmış. Yine burada anahtarlama devresini görüyoruz. Burası hasar almış. Benim bu modülü test edebilmem için, hani burada iki büyük parçayı değiştirelim. Fakat bu modülü test edebilmem için bu kartın bir de ekran tarafı var arkadaşlar. Kullanıcının kontrol ettiği taraf. Burada bağlantı soketlerinde görüyoruz zaten. Buralardan kartın bağlantısı yapılarak yine burada bir bağlantı soketi görüyoruz. Kartın belirli aralıklarla burada pas sinyalinin oluşturulup oluşturulmadığının gözlenmesi gerekir. Cihaz yanımızda olmadan bu şekilde bir karta müdahale etmemiz mümkün olmuyor maalesef. Bunu tamir edilemiyor olarak işaretliyoruz. Diğer kartımız bir televizyona ait besleme ünitesi. Bu şekilde power kartlarını artık kabul ediyoruz arkadaşlar. Takipçi tamir serisine bu şekilde kartlarınızı gönderebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu kartların çalışma prensipleri nasıl çalışır, ne şekilde çalışır, arızası nasıl tespit edilir, bunları da eğitim setlerimizde anlatıyoruz. Özellikle sadece SMPS devreleri, invertörler, güç kartları üzerine bir eğitim serisi de hazırlıyoruz. Bu şu an hazır değil. Hazır olunca onun da kanaldan duyurusu yapılacaktır arkadaşlar. Profesyonellere yönelik bir eğitim serisi hazırlıyoruz. Bu seride de bu şekilde kartların üzerindeki her türlü farklı arızayı sizlere göstermeye çalışacağız. Bu bir servisçi arkadaşa gitmiş. Arkadaş demiş ki bu kartın onarımı olmaz. Neden onarımı olmaz? Burada SMPS travomuzu süren bir tane MOSFET'imiz var. Şöyle gösterelim. MOSFET'imizin ölçü aleti buzzer modunda gayet güzel. Drain ve source arasına baktığımız zaman kısa devre olduğunu görüyoruz. Tamam abi, bu kısa devreye düşmüş anahtarlama ekipmanı. Bunu değiştirelim. Burada bir tane sigorta var. Sigortaya da baktığımız zaman açık devre olmuş, herhangi bir değer vermiyor. Sigortamızın yanması normal. Fakat burada bir kısım dirençlerimiz de yanmış. Bunlar da yine akım algılama dirençlerimiz MOSFET'imizin source'unda yer alıyor. Kondansatöre doğru dönüş hattında köprü görevi görüyor, yol görevi görüyor ve burada akım algılama işini yapıyor. Fakat servisçi arkadaş buna neden tamir olmaz demiş. Tam şu kısımda bir tane sürücü entegremiz var. Minik bir entegre. Buradaki MOSFET'i değiştirsek bile buradaki sürücü entegrenin, PWM kontrol entegresinin bu MOSFET'i sürmesi gerekiyor. Hemen buraya bir mikroskopla yaklaşalım. Burada sürücü entegreyi görüyoruz arkadaşlar. Sürücü entegrenin pulse sinyallerini, MOSFET'i süren sinyalleri oluşturan bacağı burası arkadaşlar. Burada yardımcı komponentlere geliyor. Yolu takip ettiğimiz zaman bir dizi direnç, transistör, diyot vesaire ekipmanlardan geçtikten sonra şu şekilde MOSFET'imizin gate'ine ulaşıyor. Tam şu kısımda, mikroskop altında tam gösteremedim. Tam şu kısım arkadaşlar MOSFET'imizin gate'i bu noktaya ulaşıyor. Burada bir tane dirençle de şaseye çekiliyor. Şuradaki dirençle şaseye çekiliyor. Şurası MOSFET'imizin source tarafı, burası drain tarafı, şurası da gate tarafı.
Gate tarafında burada bir tane diyot, bir tane de direnç sökülmüş arkadaşlar. Muhtemelen test esnasında gate'deki kısa devrenin buradaki ekipmanlar kaynaklı olup olmadığı araştırılmak istenmiş ve buradaki bağlantı kesilmiş. Diğer direncime geldim. Burada Q2 diyor transistörüme geldim. Bu Q2 transistörüm, burası da muhtemelen transistörün base'idir. Çünkü bu çok küçük bir entegre, yeterli güçte pulse sinyalleri üretmiyor. Muhtemelen buradaki transistörümüz sürüyor. Transistörümüz ya da MOSFET de olabilir. Buradaki büyük MOSFET'imizi sürüyor. Buradan yine kırmızı probumu gene diye koyup buradaki sürücü bacağına baktığım zaman 12 milivoltluk bir gerilim düşümü alıyorum. Şöyle buzzer moduna da aldığım zaman 12 zaten bizim için kısa devre demektir. Buzzer modunu aldığım zaman da buranın kısa devreye düştüğünü gördüm arkadaşlar. Aa, buradaki parça kaynaklı kısa devreye düşüyor olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Hemen buradan bu parçayı kaldırıp yine burada çıkışta yer alan kısa devre devam edecek mi görelim. Komponentimi kenara aldım. Tekrardan bu çıkış bacağından bir değer görelim. Ve baktığımız zaman halen 9 ohmluk bir değer gösteriyor ve kısa devre değeri veriyor. Bu da şöyle diyot modunda da gösterelim. Buradaki parçamızın çıkış bacağının arızalı olduğu anlamına geliyor. Buradaki MOSFET'teki kısa devre sebeple 13 milivoltluk bir gerilim düşümü var. Bu da kısa devre demek. MOSFET'teki hasar sebeple sürücü entegremiz zarar gördüğü için kartın üzerinde servisçi arkadaş herhangi bir onarım girişiminde bulunmamış. Biz de aynı şekilde kartı tamir edilemiyor olarak işaretledik. Sıradaki cihazımız Solar şarj kontrol cihazı arkadaşlar. Bunların bir tane daha var. Onun onarımını gerçekleştireceğiz. Bunun sadece arıza tespitini yapacağız. Bunlar PWM şeklinde şarj kontrolü sağlayan kontrol cihazları arkadaşlar. Çok verimli çalışmazlar. Yüksek güç uygulamalarında tercih edilmezler. Sebeplerini de anlatacağım. Öncelikle şöyle kılıfımızı kaldırdığımız zaman cihazımıza enerji veriyoruz. Cihazımıza enerji verirken şurada akü ve güneş paneli, işte çıkış ampul işareti var. Burası da yük kısmı. Buradaki işaretleri görüyoruz. Bu şekilde bir modülü çalıştırmak için öncelikle akü bağlantısından enerji verilir. Güneş paneli bağlantısından enerji verilmez. Çünkü bunlar 12-24 volt seçenekli gelebiliyor. Eğer buradan güneş paneli kısmından voltaj verirseniz akü voltajını doğru tespit edemez arkadaşlar. Bağlantı yaparken aküyü bağlarsınız ve öncelikle cihaz akünün kaç voltluk bir akü, 12 voltluk mu 24 voltluk mu bir akü olduğunu öğrenir. Ondan sonra ona göre bir şarj işlemi başlatır. O sebepten akü girişinden bir bağlantı yapıp cihaza enerji verip durumunu gözlemleyelim. Cihazın enerji bağlantısını yaptım. Ekranımın bu konumda açılması gerekir arkadaşlar. Ekranımın gelmesi gerekir. Şöyle girişten itibaren voltajları ölçelim. 13,5 volt gerilim buraya kadar ulaşıyor. Ardından burada yüksek voltajları bir kademe düşürmek için bir el diyor regülatörümüz var. Burada da 11 voltluk bir gerilime düşürülüyor. Bazı komponentlerin üzerinden geçiyor. Ve tekrardan düşürülüyor arkadaşlar. İkinci kondansatörüm üzerinde de 4.98 voltluk bir gerilim görüyoruz. Burası 5 volt hattı. Şurada artı 5 yazısını görebilirsiniz. Yakından gösterme gereği duymuyorum. Bu 5 volt hemen şöyle ekranımızın altında yer alan fareyle gösterelim. Şu kısımdaki mikro işlemciye besleme sağlıyor. Bunun da hemen şurada giriş kondansatörleri var. Buradan ölçtüğümüz zaman da mikro işlemcinin bacağına doğrudan 5 voltun girdiğini görüyoruz. Fakat mikro işlemcimiz hiçbir şekilde ekranı aşmıyor, tepki göstermiyor. Bu karta zannedersem 12 voltluk bir modül. 12 voltun çok çok üzerinde bir voltaj verildiği için buradaki mikro işlemci ve burada bir tane buck konvertör devresi görüyoruz. Buck konvertörler burada da karşımıza çıktı arkadaşlar. Sürekli olarak bunlarla ilgili anlatımlar yapmamızın, eğitim setleri hazırlamamızın sebebi bu. Hangi kartı elinize atarsanız atın bu konvertörlerle karşılaşacaksınız. Şu şekilde siyah probumu şasiye koydum. Giriş kondansatörümü ölçüyorum. Burada kontrol entegrem bobinim. Çıkışta yine kondansatörüm yer alıyor. Giriş kondansatörümden ölçüyorum. 13.3 voltum geliyor. Herhangi bir problem yok. Bobinimden ölçüyorum. 10 voltluk bir gerilim görüyorum arkadaşlar. Yine kondansatörümden ölçüyorum. Kondansatörde
10 voltluk bir gerilim görüyorum. Yine burada USB çıkışlarımız var. USB çıkışımız VCC hattına baktığım zaman 10 voltluk bir gerilim görüyorum. Bu da felaket demektir. Zaten 5 voltla çalışan atıyorum telefon vesaire bağladığınız zaman veya bir şeyi şarj etmeye çalıştığınız zaman USB hattındaki 10 voltluk gerilim doğrudan cihazınıza zarar verecektir. Yani buradaki bu konvertör devresi hasar aldığı için girişteki voltajı çok az miktarda düşürerek olduğu gibi çıkışa yansıtıyor. Herhangi bir voltaj düşürme işlemi yapmıyor. Yapmadığını da şuradan görebiliriz. Frekans konumunu aldım. Ölçüm yaptığım zaman 0 değerini görüyoruz. Bu da bobinin girişinde çıkışında herhangi bir anahtarlamanın yapılmadığını gösteriyor. Bobinin her iki tarafında kontrol ettiğim zaman herhangi bir anahtarlama sinyali yok. Bu da buradaki bu konvertörümüzün de arızalandığını gösteriyor. Bu modül üzerinde maalesef herhangi bir onarım yapamıyoruz. Hani bu konvertörü iptal edebiliriz. Buraya bir LDO regülatör koyup buradaki USB hattına 5 volt besleme de sağlayabiliriz. Fakat yine dediğim gibi yüksek voltaj sebebiyle buradaki işlemcimizde zarar görmüş. Ekran hiçbir şekilde açılmıyor. O sebepten bu modülümüzü donör kart olarak kullanacağız. Arka tarafta güzel 2 adet 80 amperlik MOSFET'lerimiz var. 70 volt 80 amper civarıydı hatırladığım kadarıyla. Bu MOSFET'lerimizi diğer modülde kullanacağız. Hemen diğer modüle geçelim. Bu modül bir önceki modülden biraz daha üst seviye bir modül. Şöyle kılıfını kaldırdım. Kartına birazdan bakarız. Etiketine baktığımız zaman 12-24 volt seçebildiğini 60 ampere kadar akımla aküleri şarj edebildiğini işte 12 voltta 750 volt 24 voltta 1500 watt'a kadar bir enerji sağlayabildiğini ifade etmiş. Devam edelim. Modülümüzün üzerine baktığımız zaman bu kısımda bir yanık bölüm görüyoruz. Burası MOSFET'lerimizin olduğu kısım. Arka tarafta da bir tane MOSFET'imizin hem kendisinin hem de yakınındaki devre yollarının ciddi şekilde hasar gördüğünü, kızardığını görebiliyoruz. Buradaki MOSFET'lere müdahale etmeden önce ekranımız geliyor mu, cihazımız çalışıyor mu test edelim. Yine aynı şekilde burada akü bağlantısının artı ve eksi hatlarını göstermiş. Tam ortadaki kısımdan artı eksi bağlantımı yapıyorum. Güç bağlantımı yaptım. Enerjiyi açıyorum ve ekranım geldi. Bu da cihazımızın mikrokontrolcüsünün stabil bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Hemen ikinci kontrol etmek istedim. Buradaki USB hattına kaç voltluk bir gerilim geliyor. Bobinden baktığım zaman 4.96 voltluk gerilimin bobinde sağlandığını görüyoruz. Bu konvertör devremizde çalışıyor. Yani bu cihazın USB çıkışını kullanmak güvenli, herhangi bir sıkıntı yok. Öncelikle cihazımıza bir akü bağlayarak da test etmemiz gerekiyor. Şu an ben akü girişinden güç kaynağımı bağladım. Dolayısıyla güneş paneli kısmından herhangi bir voltaj gelmediği için gece modu işaretine geçti. Herhangi bir enerji alamıyorum diyor panel kısmından. Akü üzerinden cihazımız çalışıyor. Cihazı daha kolay test edebilmek adına buradaki MOSFET'lerimizin ölçüm ve değişimini yaptıktan sonra güç kaynağımı güneş panelini temsil etmesi için güneş paneli kısmına, yine akü kısmına da bir tane kurşun asit akü bağlayarak test edeceğiz. Şimdi enerjimizi keselim ve burada MOSFET'lerimizin durumunu gözlemleyelim. Çünkü burası ciddi manada hasar görmüş.
MOSFET'lerimizin arıza tespit ve değişim işlemi yapıldı. 3 tanesi sağlam, bir tanesi arızalı çıktı. Arızalı olanı yenisiyle değiştirdik. Ön tarafta akü girişinden bir akü bağlantısı yaptım. Şu şekilde bir akü üzerinden enerji alıyor ve cihazım açıldı. Güneş paneli kısmından herhangi bir voltaj uygulamıyorum ve ay işareti çıktı, enerji gelmiyor diyor. Güç kaynağımdan enerjiyi açtığım anda 20 voltluk bir gerilim uyguladım ve güneş panelimi algıladı. Akümü şarj etmeye başladı. Burada önemli olan nokta, akümüz nasıl bir gerilimle şarj oluyor. Burada bir pulse şeklinde dalgalanma görmemiz gerekiyor. Şu şekilde aküye gelen voltajı ölçtüğümüz zaman 20 volt, 14, 13 volt, 20 volt, 14, 13 volt şeklinde sürekli bir aç kapa sinyali görüyoruz arkadaşlar. Bu da güneş panelimizden gelen 20 voltluk gerilimin anlık olarak aküye verilip geri çekildiğini, verilip geri çekildiğini, yani pulse şeklinde akümüzün şarj edildiğini gösteriyor. Bu güneş paneli PWM şeklinde bir güneş paneli şarj kontrol ünitesi. Güneş panelinden gelen voltajı kesik kesik aküye vererek akünün şarj olmasını sağlayan bir teknolojiyi kullanıyor. Buradaki dalgalanmanın aynısını MOSFET'lerimizin gate source arasında da görmemiz gerekiyor. Bu şekilde probelarımı yerleştirdiğim zaman 2 volt, 2.5 volt, 1 volt, 2 volt, 2.5 volt şeklinde sürekli dalgalanmalar görüyoruz arkadaşlar. Voltajımı biraz düşürelim. Voltajı biraz düşürdüğüm zaman bu dalgalanmalar daha net ortaya çıktı. Burada aslında 2 voltların, 3 voltların işi yok. MOSFET'lerimiz 10-12 voltluk gate source voltajına uygun bir voltajla sürekli olarak açılıp kapatılıyor ve akünün aşırı akım çekmesi bu şekilde engelleniyor. Stabil bir şekilde şarj olması sağlanıyor. Buradaki 4 MOSFET'imin de gate'leri zaten ortaktır arkadaşlar. Sonuç olarak 4'ünün birlikte açılması gerekiyor. Son olarak bu modülümüzün aküdeki voltajı karşı tarafa da aktarması, yani yükümüzü de çalıştırması gerekiyor. Şurada bir tane daha SMD kılıf MOSFET görüyoruz. Burası da modülümüzün çıkış noktası. Probelarımı yerleştirdim ve herhangi bir voltaj göremiyorum. Load off konumunda. Yük konumunu açtığım anda burada voltaj görmem gerekiyor ve dalgalanan voltajı burada da görebiliyoruz arkadaşlar. Akümüze gelen voltajın aynısı burada da karşımıza çıkıyor. Güneş panelinden gelen voltajı kesiyorum ve dalgalanma kesildi. Şu anda karşı tarafta akü voltajımın aynısını görüyorum. Buradaki MOSFET'imiz sürüyor. Yine burada MOSFET'in gate source arasına da baktığım zaman milivolt seviyesinde temas ettiremedim. Volt seviyesinde olması gerekiyor. 11.61 voltluk bir gerilim görüyorum. Load 10 konumunda. Çıkışı kapattığım zaman burası milivolt seviyelerine çekiliyor. Açtığım zaman tekrardan MOSFET'imin gate'ine voltaj gelerek MOSFET'imi açık konuma getiriyor ve yük çıkışına voltaj geçmesini sağlıyor. Bu modülün bir dezavantajı da güneş panelinden bu şekilde yüksek bir voltaj geliyorsa ve akü bu şekilde pulse şeklinde darbeli olarak şarj ediliyorsa, çıkışta da eğer bir yük bağladığınız zaman, invertör vesaire bağladığınız zaman bu dalgalı voltajın aynısını burada görmeniz. Şu an güneş panelinden voltaj uygulamıyorum. Fakat güneş panelim devreye girdiği anda darbe şeklinde gelen 13-20 volt arası dalgalanmaların çıkışa da yansıtıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da eğer hassas bir yük sürüyorsanız, invertör gibi bir yüke bağladıysanız bu modüllerin çok da kullanışlı olmadığını gösteriyor. Modülümüz stabil bir şekilde çalışıyor. Aküyü şarj ediyor. Çıkışa da enerji veriyor. Yapması gereken bütün işleri yapıyor. Burada bu konvertörümüz de USB çıkışlarına 5 volt vermeye başladı. Herhangi bir sıkıntı yok. Modül güvenle kullanılabilir. Onarım başarıyla gerçekleştirildi. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.